Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Stüdyomuzda Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Hacı var. Sayın Hacı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katıldığınız için. Gündeme ilişkin konuşacağız sizle. Yoğun bir gündem var önümüzde. Hem dış politikada hem iç politikada çok fazla gelişme var. İsterseniz bunlardan en önemlilerinden biri olan Rusya ile ilişkiler gündeminden başlayalım. Rusya ile ilişkileri Türkiye günden güne geliştiriyor, güçlendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce yaptığı bir görüşme vardı. O görüşmede de başta Suriye konusu olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye ve Rusya arasındaki gelişen ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'ye yansıması sizce nasıl oluyor? Bence yerinde bir karar. Ülkemizin almış olduğu Rusya ile ikili ilişkileri daha da üst düzey taşıma noktasında. Çünkü neticede Orta Doğu coğrafyasında yaşıyorsunuz. Bir tarafınız Avrupa'da olsa bir tarafınız Orta Doğu. Yani Şampiyonlar Ligi diye tabi ettiğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla egemen güçlerin bu bölgede cirit attığı bir dönemde eski Sovyetler, yeni ismiyle Rusya ile İkili ilişkilerimizin küresel anlamda çok daha iyi noktalara taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bence yerinde bir karar. Yani toplumumuz da böyle görüyor. Ekonomik olarak çok fazla ortaklık da oluşuyor. Evet. Özellikle turizm alanında bir haber de yayınladık Ulusal Kanal ekranlarında. Özellikle Batı'nın ambargosunun ardından Türkiye'ye olan uçuşlar çok arttı. Antalya'ya da her 5 dakikada bir Rusya'dan bir uçak indiği ifade ediliyor. Bunun ekonomik yansıması sizce nasıl oluyor? Sadece Antalya değil, ben Erzurumluyum. Erzurum'a da çok Rus turist geliyor. Tabii yani bu anlamda zaten geçen Turizm Bakanı'nın yapmış olduğu resmi açıklama var. 6 milyon civarında. Antalya, efendim söyleyeyim Muğla, birçok bölgemizde Rus turistlerin geldiği aşikardır. Doğu Anadolu'da olan Erzurum'a bile akım var yani. Evet yani bence güzel bir gelişme bu. Türkiye'deki ekonomik durumdan konuşalım isterseniz biraz. Rusya ile ilişkiler tabii ki Türkiye'deki ekonominin canlandırılması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi için önemli. Fakat Türkiye'de ekonomik çıkış yolunun bulunması için hangi adımların atılması gerekiyor sizce? Birincisi şöyle, yani aslında bu ekonomik kriz sadece dünyada Türkiye'nin yaşadığı bir kriz değil. Malum hepimiz takip ediyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya. Avrupa'nın birçok ülkesi, hemen yanı başımızdaki Yunanistan, efendim söyleyeyim Amerika'sından tutun. Dünya bir ekonomi girdabın içerisinde. Tabii biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak nasibimizi alıyoruz bu girdapta. Ekonomi çıkış noktasında yapacağı şey ülkemizin, iktidarın, hükümetin kararlı politika ve güven. Dış yatırıma çok ağırlık verilmesi lazım. Dışarıdan yatırımcının mutlaka gelmesi lazım ve bu güveni tesis etmesi lazım ki burada bir para harekatı olduktan sonra ekonominde rayına girsin. Dövizin stabilde kalması lazım. Sürekli bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı çıkması yatırımcıyı tedirgin ediyor. Tedirgin ettiği için de işte malum elindeki parayı harcamıyor. Harcamadığı gibi de sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla eğer hükümet buna bir çözüm bulabilirse, dövizin stabile çekebilme adına bir çözüm bulabilirse, dış yatırımcıya da güven tesis edip ülkeye yatırım minvalinde bir takım çalışmalar yapılırsa biz bunu çok rahatlıkla aşabileceğimizi düşünüyorum yani. Peki üretim konusundaki fikriniz neler? Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı en büyük vurgulardan biri üretim, ancak üretim konusunda bazı eksikliklerin de olduğu gözle görülür bir gerçek. Üretime verilen değer ve atılması gereken adımlar konusunda düşünceleriniz neler? Şimdi geçen işte açıkladılar. Bu üretimle ilgili sıkıntılarımız var tabii ki. Ama ben yeni bir politika belirlediklerini biliyorum. Hatta bundan ilgili bir çalışmanın da ilerleyen günlerde kamuoyuna deklare edileceğini hükümet tarafından düşünüyorum. Dolayısıyla üretim krizi aşılabilir. Yani onda bir sıkıntı görmüyorum. Sadece belirli çerçeveyi genişletip dar tutmamak anlamında. Yatırımcıya, efendime söyleyeyim, ticaret alanlarına bu suyu akıtabilmenin yolunu açmak lazım. Dolayısıyla üretim alanındaki bu dar boğazı biz aşacağımızı düşünüyorum. Bunlar ilgili de hükümetin bir çalışması var. Ben geçen gün Ankara'da da yetkililerle temas halindeydim. Bunu behemel çözmek için şu an bir takım adımlar atılıyor. İleriki günlerde göreceğiz bakalım. Peki nasıl adımlar atılmalı sizce? Sizce neler yapılmalı? Yani üretim alanlarının genişletilmesi, çiftçinin sorunları malum, girdi maliyetleri, borçlar,
elektrik sorunu, bunlar nasıl çözülecek? Şimdi bir kere bu elektrik problemi hakikaten çok ciddi bir problem. Malum görüyorsunuz. Ama işte bu Rusya ile ortaklaşa yaptığımız Akkuyu, o proje dünya çapında bir proje. Ben inanıyorum ki çok ciddi derecede bir katkı sağlayacak. Bir takım sıkıntılar elbette olacaktır. Yani elektrik konusunda, tarım konusunda biraz da çiftçimiz de yatırımdan kaçıyor herhalde tarlasına. Artık şu, bizim de teşvik etmemiz lazım, devlet olarak teşvik etmemiz lazım. Şimdi İstanbul'un nüfusuna bakıyorsunuz, adım atacak yer yok. Nereden geliyor bu insanlar? Anadolu'dan geliyor. Anadolu'dan geldikleri için oradaki tarla tapanını bırakıp çıkıp geliyor. Bugün domatesin kilosunu 15 liradan alıyorsun. Ama neden yazın geliyor? Evet. Yani geçimini yapabilmek için geliyor. Büyük şehirlerde çalışmak için, geçimini yapabilmek için kendi memleketinde kazanamadığını düşünüyor. İşte burada hükümetin yapacağı bir şey, tarım politikalarına ciddi destek ve ciddi bir teşvik verecek, bunu da denetleyecek. Yani çiftçiyi alıp yatmayacak. Denetleme mekanizması da kurarsa, ya şimdi kiraların geldiği noktayı görüyorsunuz. Evet. İnsanlar artık hakikaten çok zor durumlar yaşıyorlar. Ben inanıyorum ki eğer bir tarım politikasında bu tür destekleri biraz daha adım ileri götürürlerse birçok insanımız metropol şehirlerden köylerine dönebilecek düşünceye sahip olduğunu biliyorum. Biraz daha planlı mı hareket etmek? Tabii planlı. Yani zaten plansız davrandığınız zaman işte neticede ortaya çıkıyor. Planlı bir hareket olursa Anadolu'daki göçü de önlemiş olursun ve göçü tersine çevirmiş olursun. Hem metropollerin rahatlamış olur, hem de köye dönüş politikası diyoruz ya Sayın Hanık. Yani köye dönüş politikasını sağlarsak bizim coğrafyamız çok güzel. Ülkemiz çok güzel. Konya Ovası, mesela ben Erzurumluyum. Pasin Ovası, Pasinler Ovası muhteşem. Dehası arazilerimiz var orada. Muş Ovası, efendim söyleyeyim dünün göre. Yani burada bizim yapacağımız şey, devletimizin ve hükümetimizin yapacağı şey, tarım politikasını behamar, hızlı bir süratli bir şekilde uygulamayı artırıp, denetleyici mekanizmayı da koyup, çiftçimize her türlü desteği verip, denetledikten sonra üretimi artırmaktır. Siz biraz önce Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsettiniz. Evet. Gerçekten çok önemli bir işbirliği. Bu noktada şunu da sormak isterim. Türkiye'nin bölgesel işbirliklerinin ekonomiye katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin İran'la ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Irak'la ilişkiler, bu konuyla ilgili ekonomik açıdan Türkiye'nin kazanımları ne oluyor sizce? Bence yani ben bu bölgede saydığınız ülkeler bu coğrafyanın en etkin ülkeleri. Yani bir kere Rusya'yla ekonomi ilişkilerimiz çok daha farklı noktalara gidecektir. Ülkemiz adına kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Keza İran gene aynı öyle. Yani İran çok eski bir devlet ve aslında kabuğundan bir türlü çıkamamış bir devlet. Daha doğrusu çıkartılmamış bir devlet. Ama İran ve Irak'la da biz, hatta Suriye ile de biz bu ikili ilişkilerimizi sıkı bir şekilde tutarsak, ekonomi ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşıyabilirsek, hükümet politikası olarak biz Türkiye olarak bu ülkeden, bu ülkemiz olarak çok ciddi verim alacağımızı düşünüyorum. Suriye ile ilişkiler konusunda bir aşama kaydediliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptıklarını Belgrad'da duyurdu. Evet. Ki hem Tahran zirvesi hem Soçi zirvesi de Suriye ile ilişkiler konusunda önemliydi. İki ülkenin yakınlaşması hakkındaki görüşleriniz neler? Yani bence doğru bir yakınlaşma. Bunu aslında ben epey kaç yıldır hep düşünüyorum. Yani biz Suriye ile mutlaka politikamızın düzeltilmesi, neticede komşumuz, orada yanan ateş buraya da sıçrıyor. Orada olan problem size de yansıyor. Yani bir binada yangın çıktığınızı düşünün, çıkarıldığını düşünün. İki tane daire karşılıklı, yani birinin kurtarılması mümkün mü? Aynı yarayı siz de alıyorsunuz. Bence doğru bir adım. Yanı başımızdaki komşularımızla daha iyi olursak, belki o gün şartlar onu gerektiriyordu ama bugün şartlar bunu gerektiriyor. Bugünkü ikili temasında çok doğru ve yerinde bir karar olduğunu, Türkiye'nin de lehine bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet. Suriye sahasında yapılması planlanan bir askeri operasyon da var. Evet. Bu operasyonla ilgili görüşleriniz neler? Suriye o başka bir şey. Terör örgütlerine yönelik bir operasyon. Suriye'nin toprak bütünüyle alakası olmayan, aslında yıllardır o bölgede
bölücü örgüte yönelik müdahalelerimiz, ülkemizin müdahaleleri devam ediyor. O bambaşka bir şey. O Türkiye kendi nefsi müdafasını yapmak zorundadır. Siz gitmeseniz onlar gelecektir. Dolayısıyla bizim ülkemizin oraya gidip o koridoru temizlemesi kadar doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Son toplantılarda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ortak bir tavır alındı. Özellikle Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin ve desteklediği PKK'nın çıkarılması konusunda. Amerika Birleşik Devletleri ve PKK'nın bölgeden nasıl çıkacağı konusundaki yorumlarınız nedir? Şimdi ABD'yi Türkiye, İran, Irak, Suriye işbirliği bölgeden çıkartır. PKK'yı da bizim Kürt toplumumuz bitirir. Çünkü niye diyeceksiniz? Kürtlerle ne alakası var diyeceksiniz? O bölgede en çok PKK'nın zarar verdiği Güneydoğu toplumudur. Güneydoğu toplumu olduğu için de ve Güneydoğu toplumu şimdi dünden hazır PKK'ya savaş açmak için bütün darbeyi Güneydoğu almıştır. Köyleri yakılmıştır, yıkılmıştır. Efendim söyleyeyim, çocukları zorla dağa kaçırılmıştır. Dolayısıyla Güneydoğu da bilenmiş bu işe. Yani bu PKK illetinden biz ne yapabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? Devletimizi nasıl yanında yer alabiliriz? Geziyoruz işte biz Doğu'yu komple adım adım geziyoruz ülkeyi. Dolayısıyla Amerika'nın bu bölgeden benim tabirimle defolup gitmesi için Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Irak işbirliği, sıkı bir işbirliği. Tabii bu PKK'yı da yok etme adına önemli. Ama PKK'yı daha çok yok etme adına Güneydoğu toplumun artık burasına verdiği için mutlaka ve mutlaka Güneydoğu toplumuyla devletimizin çok daha farklı bir çalışma yapması gerekir diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'ye verdiği destek devam ediyor. Üstelik Suriye topraklarındaki kaynaklar da PKK ile birlikte yağmalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrını ve Türkiye ile olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır Amerika zaten yaptığı taktiktir bu. Körfez Savaşı'ndan baz alın. Yani onların zaten klasik taktiğidir bunların. Yani yağmalamak, ülkeyi bölmek, parçalamak. Buna zaten dünya yabancı değil, biz de yabancı değiliz, siz de yabancı değilsiniz. Bu Amerika'nın klasik bir taktiği haline gelmiştir. Aynısı işte Venezuela'da yapıldı. Bir ekonomik kriz çıkartıldı. Efendim söyleyeyim, Maduro'ya bir hamle yapıldı biliyorsunuz. Aynı orada da yağmalamaydı. Yani onlar tetiklediler. Bu teröre verilen destek devam ediyor. Hayır, hem devam Amerika ediyor. Hem tabii. İsveç. Bu NATO'da tabii. Da gündeme gelen tabii. Bir konu. Tırlarla silah veriyorlar. Patlayıcılar gönderiyorlar. Efendim söyleyeyim, roket atarlar veriyorlar. Hatta dronlar veriyorlar. Yani bu aşikar. Peki Türkiye'nin NATO'daki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO bizim için çok önemli. Bizim için çok önemli çünkü orada bizim müttefiklerimiz var. İşte demin bahsettiğimiz Rusya bizim için çok önemli. Rusya NATO'da değil. Pardon, özür diliyorum. Çin. Dolayısıyla şimdi bizim oradaki müttefiklerimizin bize yaklaşımına bakacağız. Eğer ki NATO bize samimi ise zaten işbirliği devam etmesi lazım. Ama NATO bize samimi değilse zaten Türkiye resmini çeker, çıkar oradan. Bir menfaati yoksa, şimdi başkasının ülkesi güvenlik tehdidi altında olduğu zaman NATO devreye giriyor da. Biz güvenliğimiz tehdit altına aldığı zaman neden bizim için devreye girilmiyor? Buna bakmak lazım. Bence hükümet bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Gelelim terörle mücadele gündemine. İsterseniz PKK-PYD ile mücadele devam ediyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde. İran kuzeyinde Pençe operasyonları var. Yurt içinde evet. Eren operasyonları var. Evet. Kararlılıkla sürüyor. Sözde evet. Üst düzey yöneticiler etkisiz evet. Hale getiriliyor. Evet. Bu operasyonların evet. Başarısını nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bir kere son yılların en muazzam terörle mücadelesi yapılıyor. Bunun en büyük kahramanlarından bir tanesi emniyetimize ve jandarmamıza yapmış olduğu destek, siyasi iradeyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dur. Bir kere hakkını teslim edeceğiz. Terörle mücadele noktasında gerçekten silahlı kuvvetlerimize ve emniyet teşkilatımıza inanılmaz bir destek veriyor. Bunu biz de takip ediyoruz. Jandarmamız yurt içinde Eren operasyonlarını yaparak ara bul yok et taktiğiyle karış karış bütün dağları mağaraları geziyor. Jandarmamız destan yazıyor. Dolayısıyla
emniyet özel harekatlarımız destan yazıyoruz. Son dönemlerin en muazzam terörle mücadelesi yapılıyor. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında. Çünkü neticede terörle mücadeleyi de siz siyasi iradenin desteği olmadan yapamıyorsunuz. Siyasi irade size o desteği verecek ki siz onu yapacaksınız. Böyle bir siyasi irade var. Muhteşem bir destek var İçişleri Bakanımızdan. Dolayısıyla jandarmamız ve emniyetimiz el ele vererek Milli İstihbaratımız, İHA'lar, SİHA'larla, komandolarla, özel harekatçılarla topyekün PKK'yı bitirme aşamasına getirdiler. En son işte İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakam 200'lerde falandı yurt içerisinde. Ben Tunceli'ye gidip gelen birisiyim. Eskiden gittiğimde 500-600 dağlarında 500-600 PKK'lı vardı. Şimdi söylenen 20-30 kişinin kaldığına yönelik. Bunu da bitirirler Allah'ın izniyle. Tabii Türkiye terörle mücadele ettikçe, bölgesel işbirlikleri güçlendikçe Türkiye'ye yönelik kışkırtmalar ve planlar devreye sokuluyor. Son olarak Cem Evlerine yönelik saldırılar Türkiye'nin gündemindeydi. Kaos planının parçası olarak yorumlandı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Kesinlikle bu giderek de artacaktır. Önümüzde bir seçim var. Ve Türkiye'nin tabiri caizse kırılma seçimi dedikleri bir seçim. 2023 hedefi var ülkenin. Dolayısıyla Cem Evlerindeki saldırılar tamamen planlanmıştır. Bunu daha da artacağını, hatta farklı alanlara sıçrayacağını biz de duyuyoruz. Sahadan alıyoruz. Güvenlik güçlerini kanallarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla milletimizin sinir uçlarıyla şu an oynanılıyor. Bu gittikçe de artacaktır. Yani benim şahsi kanaatim bir Kasım gibi falan, Kasım Aralık gibi daha da arttıracaklardır. Çünkü ülkemizi zor duruma düşürmek için her türlü hamleler şu an yapılıyor. Hele son Rusya ile işbirliğimiz arttıktan sonra, Suriye ile de ikili temaslar başladıktan sonra bazı güçler rahatsız olacaktır ki oluyorlar. Dolayısıyla iç dinamikleri harekete geçirdiklerini düşünüyorum. Bunu Cem Evlerine saldırtırarak ilk mesajı vermiş oldular. Yani bunun daha ağırlaştırılmışı gelebilir diye bize mesaj veriyorlar. Dolayısıyla çok dikkatli, milletimizin çok daha sakin, çok daha itidalli bu işin mücadelesini devletimize bırakmalıdır. Devletimiz bu işi mutlaka başarıyla defedecektir. Tabii kritik bir seçim süreci olacak Türkiye için. Seçim süreci kısa bir süre kaldı tabii. Hı hı. Adaylar konusunda Millet İttifakı'ndan hala net bir açıklama yok. Millet İttifakı ve bileşenlerinden oluşan bir altılı masa var. Bu altılı masanın seçim için stratejisi ne sizce? Ya bir kere altılı masa şimdi henüz aday noktasında netleşmiş değil. Geçen gün Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programını takip ettik. Evet adayım diyor ama altılı masada henüz bir aday krizi var demeyelim de aday belirsizliği var. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu'nun ben aday olmayacağını düşünüyorum. Sizce kim aday olacak? Yani ben altılı masanın adayının kesinlikle Kılıçdaroğlu olacağını düşünmüyorum. Şu an Kılıçdaroğlu tamamen Cumhurbaşkanı adayı yapacakları insanı korumak amaçlı kendini şu an ön plana atmış durumda. Hı. Muhtemeldir ki niye korumak? Çünkü siyaset biliyorsunuz eleştiri, efendime söyleyeyim, varsayım şeyler üzerinde konuşulduğu için adayımızı yıpratmayalım düşüncesiyle kendini ön plana atmış olabilir. Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Hı. Ama kim aday olabilir derseniz ben şahsi kanaatim hala iddialıyım. Ben Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını düşünüyorum. İşte bizim arkadaşlarımız sağ gezileri falan yapıyorlar. Şehirlerde şehrin siyaseti programı yapıyorlar. Mansur Yavaş diyenler var çok. Toplumun böyle bir bölümü. Muhalefetin altılı masanın adayı kim olsun diye sorulduğunda. Ama ben benim adayım Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nu bence saklıyorlar, çıkaracaklar. Öyle sizce gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu adayı destekleyecek mi altılı? Bence destekler. Çıkardı. Destekler. Yani Amerika destekler diye düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu bir kere kendisi de biliyor ki altılı masanın adayı olarak iktidar karşısında işi çok zor. Yani İstanbul Belediyesi'ni gördük zaten bir kere çıktı. Kaybetti yani Topbaş'ın karşısında kaybetti ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanması çok zor. Bu kadar krize rağmen, bu kadar olumsuzluklar saymamıza rağmen
gene de toplumda şöyle bir şey var. Yani kime vereceğim diyor yani. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Böyle bir algı var şu an yani. Kime vereceğim diyen vatandaş sistem içinde bir çözüm bulabiliyor musunuz? Çünkü anketlere baktığımız zaman sistem içi bir çözüm de göremiyor vatandaşlar. Vatandaş Cumhur göremiyor. İttifakında da göremiyor açıkçası. Millet İttifakı'nda göremiyor tabii. Göremiyor. Şöyle yani şunu düşünüyor vatandaş aslında. Kısa yolu düşünme. Yani ya Kılıçdaroğlu'na vereceğime Tayyip Erdoğan'a veririm. Böyle bakıyor. Ama bir bölümü de şöyle bakıyor. İşte İstanbul seçimlerini hatırlayalım. Diyor ki ya tamam ben biliyorum Kılıçdaroğlu bana iş yapmayacak ama bunlar olmasın ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim diyor. Halkın bir bölümü de böyle bakıyor işe. Dolayısıyla kararsız çok. Yani sağdaki arkadaşlarımız mikrofon uzatıyor. Diyor ki 2023 seçimlerinde adayınız kim olacak? Kararsızım diyor. Neden kararsızım diyor. Yani cevap veremiyor toplum. Birçoğu cevap veremiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir aday kriziyle karşı karşıyayız. Bir tek Cumhurbaşkanı açıkladı ben adayım dedi. Ama altılı masanın henüz kendi arasında bu işi çözdüğü noktasında kanaatim. Halk tarafından da büyük bir tepki var altılı masaya aslında. Biraz önce haberimize de aktardık. Gittikleri evet. Her ilde protestoyla karşılaşıyorlar. Evet. Evet. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan evet. En son Denizli'de protesto evet. Edildi. Evet. Protestoların halk nezdinde aslında bu ittifakın bir karşılığı olmadığı anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet yani şöyle çünkü insanlar şöyle düşünüyor. Bizim Türk toplumumuz diyor ki ya düne kadar bakandın orada. Madem kötüydüler niye durdun orada? Şimdi gelmişsin parti kurmuşsun lider eski liderini kötülüyorsun. Buna ikna olmuyor toplum. Yani bunu bir türlü kıramıyor. Davutoğlu da kıramıyor bunu. Yani dolayısıyla şimdi çıkmışsın eleştiriyorsun. Madem kötüydü o zaman parti içerisinde muhalefet etseydin parti içerisinde bir liderliği oynasaydın. Neden parti kurup gelip altılı masayla işbirliği yapıp altılı masayı oluşturup diğer partilerle işte mevcut eski liderini kötülüyorsun. İnsanlar bu noktada ikna olmuyorlar. Yani bunu biz de görüyoruz aslında. Mesela Davutoğlu'yla Ali Babacan'a bu konuda insanların, toplumun inancı çok zayıf. Yani şunu diyor haklı olarak diyor ki toplum yıllarca bakanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız. Niye böyle şimdi neden böyle? Evet Sayın Neco süremizin de sonuna geldik. Böylece son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa değinmek istediğiniz bir nokta hızlıca alabiliriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ekranların başında bizleri izleyen ulusal kanalımızın tüm seyircilerine saygı, sevgi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bizi buralarda ağırladığınız için güler yüzlüğünüzde size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Hı. Çok sağ olun. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Hoca bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin yorumlarda bulunduk. Gündemi